Basıyorum. Vay delikanlı gönlüm vay. Selamun aleyküm Apalastra Türkiye Mahallesi. Bugün Allah nasip ederse ayak altı ledi nasıl yapılır sorusunun cevabını hep birlikte vereceğiz inşallah. Ayak altı ledinin montajını yapmadan önce birkaç sorularımız var. Onları cevaplayacağız. Ondan sonra Allah'ın izniyle videoya doğru geçeceğiz. Birinci sorumuza gelecek olursak, ayak altı ledi ucuz mudur, pahalı mıdır? Bu soruya şu şekilde cevap vermek gerekiyor ki alacağınız malzemenin kalitesine göre değişmektedir. Daha kaliteli veya daha farklı modelleri vardır. Fiyata göre değişiklik göstermektedir. Ayak altı ledinin en fazla 30 veya 40 lira olacağını tahmin ediyorum. Daha fazla olacağını düşünmüyorum. İkinci sorumuz, ayak altı ledi yangın çıkarır mı? Ayak altı ledi eğer yanlış montaj yapılırsa, hatalı montaj yapılırsa, kablolarda şase ve ince kablo kullanılırsa yangın kaçınılmaz olur. Üçüncü sorumuz, ayak altı ledini hangi bağlantı noktasından alabiliriz? Malumunuz ben çakmaklığı ve küllüğü söktüğüm için oraya başka bir proje yaptık. Oradaki çakmaklık bağlantısına jumperlı bir şekilde, yani orijinal bir parça şekilde bir bağlantı yaptık. Oradan bir hat çektik artı ve eksi olacak şekilde. Bizler bu şekilde kullanmaktayız. Sizlere de tavsiye ederim. Videoda da göstereceğiz inşallah. Şunu da söylemek gerekiyor ki ben bugün ayak altı ledi yapayım, yarın sökeyim. Böyle bir düşüncedeyseniz asla yapmayınız. Çünkü bu iş biraz zahmetli olduğundan dolayı durduk yere yorarsınız kendinizi. Hiç gerek yok. Şimdi videomuza doğru geçelim inşallah. Şimdi görmüş olduğunuz bu ürünü bağlayacağız. Neye bağlayacağınız veya nereye bağlamak istediğiniz tamamen sizin tercihinize kalmış. İster görünür bir şekilde koyabilirsiniz, isterseniz görünmez bir şekilde koyabilirsiniz. Bu dekoratif amaçlı olan, sadece görsele hitap ettiğinden dolayı ben görünmemesi taraftarıyım. Fakat ben görmesini istiyorum diyorsanız da bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Biz Opel Astra G-Class arabamızın ön tarafındaki ayak ışıklandırmaları nasıl yapacağımız sorusuna gelelim. Bakınız, burası direksiyonumuz. Direksiyonun altında pedallar bölümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi koyabileceğimiz yerler müsaittir. Şu an işaretle göstermiş olduğum yere Allah nasip ederse biz arabamızın ayak altı ışıklamasını yapacağız. Şimdi yapalım. Yaptıktan sonra sağ tarafa geçelim. Kabloyu da içeri doğru çekelim. Görmüş olduğunuz bölümümüzü söküyoruz. Burada bir tesisat bağlantısı yapacağız. Onu da Allah nasip ederse bu videoda göstereceğim. Bu kablomuzu ve bu kablomuzu içeri doğru çekeceğiz. Bayağı uzun kesmişiz. Orada bir hata yapmışız. Fakat sorunumuz değil. Kabloyu sonra da kullanabiliriz. İçeri çektikten sonra güzelce kullanacağız. Bakınız, eksimiz kırmızı beyaz. Normal bembeyaz olan da artı olarak kullanacağız. Onu çektik elimizde. Bu kablomuz da burada. Bu görmüş olduğunuz kabloyu artık görmeyeceksiniz, bunu göreceksiniz. Bunu da evde yapmış olduğumuz hazır klemenslerden. Tesisat da burada 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6 yani soldan başladığı zaman. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Eksi bu olacak. Yani eksileri bu şekilde bağlamasını yapacağız. Tabi yapmadan önce burada son dokunuşları yapacağız. Yani temayı hazırlayacağız. Tema bilindik üzere sol tarafta olduğundan dolayı sol tarafın kabloları daha kısa olacak. Sağ taraf biraz daha uzun olacak. Bu kadar kablo bize yeterli olacaktır. Bu eksi, bu da artı. Bu artı bize yeterli olacaktır. Kestik. Eksi oradan buraya gelecek. Yani bu kadar. O da artı. Tesisatımızın bir ana artı, bir de eksi olmak üzere iki tane kablosu bulunmaktadır. Eksi tesisatını şimdi bağlayacağız. Artı tesisatına da birazdan geçeceğiz inşallah. Eksi tesisatını bu şekilde yapıyoruz. Daha rahat çalışabilmek için de buradaki bütün parçaları da sökmüş bulunuyor. Bunu altıya koyacağız. Ayak altı led, alt ayağı. Yani en sağ. Bu şekilde. Vidasını gevşetip sıkacağız sonrasında. Bu görmüş olduğunuz gibi tamamlandı. Bunları artıya bağladığım an yanacaktır. Burada da bağlantımız mevcut. Bu eksi.
bu eksilerin hepsini de buraya bağlayacağız. Bu görmüş olduğunuz beyaz ise bakınız beyaz artı. Şimdi bu artıdan şu şekilde bakınız. Bu kadar boyutta kablo keseceğiz. Bu kadar, evet, yeterli. Peki buradan verirsek. Buradaki kablo bağının ateşleme olan kısmını, yani 1 olan konumunu direkt elektriğe, 0 olan konumunu ise cihazımıza doğru bağlayacağız inşallah. Aynı şekilde bağlantımız olacak. Farklı bir bağlantı olmayacak. Bunları bu şekilde bir yara açıyorum. Yara açtıktan sonra koparıyoruz. Hem kabloya hem de kablonun bulunmuş olduğu bölüme zarar vermemiş oluyoruz. Bunları bu şekilde doladık. Kablo bağımızın olduğu yere bakıyorum. Bu bize yeterli gelecektir. Bunu bu şekilde mühürlüyoruz. Bu taraftan da bir sol, bir de sağ. Mühürü tamamlanmış oldu. Allah'ın izniyle çıkmayacaktır da. Bunun buraya kadar kapatacak şekilde de makaron kullanacağız. Allah'ın izniyle bu işlem de tamamlanmış olacak. Burada önemli bir mesele anlatacağız. Bu makaronu güzel bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa pişmanlık yaşarsınız. Yakma esnasını biz kibritle yapacağız. Kibritimizi kullandıktan sonra mutlaka arabanın dışına atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yakabilirsiniz ve kibritin değdiği yerde koltukları vesaire başka bir yerleri yakabilir. Durduk yere canınızı sıkabilirsiniz. Bir kibrit çöpü yüzünden arabayı mahvedebilirsiniz. Bunu çevirerek ileri doğru götürüyoruz. Bakın. Şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu direkt camdan dışarı. Karşılığını çektik. Artı bağlantının aktif konumu tamamlandı. Şimdi onu takıyoruz. Tamam. Şimdi aktif bağlantımızın bakınız off konumu birincisi burada, diğeri de burada. Onu da buraya bağladığımız an bu işlem bitmiştir. Bunun bağlantısı da tamam. Şimdi off konumunda artı konumunu aldığım anda, yani aktif konumu aldığım anda yanmasını hedefliyorum bir sorun olmadan inşallah. Şimdi burada yapmamız gereken bayağı bir iş var. O da nedir? Eksi konumu. Şimdi eksi konumunu da Allah'ın izniyle komple düzelteceğiz. Fakat şunu da anlatmamız gerekiyor ki tam tesisat toparlanmasını ileride yapabileceğiz. Ben düşünmekteyim. Projelerimizi hazırlamaktayız. Şu 6 tanesini aktif ettikten sonra ya da 5.sinde Allah nasip ederse projelerimiz yerli yerine oturursa inşallah hayırlısıyla bütün şeyleri aktif edeceğiz. Fakat şu an ne yazık ki aktif edemiyoruz. Ya buradaki bütün kabloları tek bir sistem üzerinden yapacağız. Hani burada bayağı bir kablo dağınıklığı var. Onları da yapacağız Allah'ın izniyle. Hani şu da çok soruluyor. Hiç korkmuyor musun veya yanmasından vesaire diye. Eğer doğru bağlantı olursa ve kablo kalınlığı uygun seçilirse Allah'ın izniyle sorun teşkil etmeyecektir. Ha şu da var. Biz bunları bağlıyoruz fakat veya biz bunları yapıyoruz fakat bunları yapıp da bunları bağlayıp da asla ama asla o yolculuk yapmayınız. Amper değerini ona göre seçip veya akünüzü ona göre ayarlayıp o şekilde hareket etmeniz lazım. Çünkü araba çalışmasının haricinde özellikle akşamları lambaların yanmasının sebebiyle daha fazla amper çekmektedir, kullanmaktadır. Sizde ekstradan takmış olduğunuz ses sistemleri veya ışıklar da amperi de çektiğinden dolayı hiç istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden dolayı bunlar sadece aksesuar olarak böyle eğlencelerde vesaire 15 dakika yarım saat yakmak için, güzel görünüm için ya da park ederken fotoğraf çektirmek için, anı çektirmek için veyahut böyle güzel tatlı şeyler yapmak için yapılıyor. Yoksa apaçilik yapmak için ya da bu ışıkları takıp da yolun ortasında gezmek için bu şekilde yaparsanız zaten olmaz. Ayıp olur yani. Şu da var. Bu bağlantıları yaparken kullanacağınız malzemeler gerçekten çok önemli. Ne yazık ki bakınız üzülerek söylüyorum. Benim sadece 12 voltluk neredeyse yarım amperlik ampulü kullandığım bu kabloyu değil de daha ince kablo kullananlar var ses sistemlerinde. Adam ses sisteminde birlik kablo kullanması lazım. Yani en aşağı 0.75, en idealde birlik veya 1.5'luk kablo kullanması gerekirken gitmiş 10'luk mu 15'lik mi ne kablo takmış. Sonrası ne oldu? Sonrası yangın çıktı yani. Bu kartal gözümüzün eksisi.
birinci konuma bağlı. Bu da orta kahve, bakınız. Kahve eksi. Şimdi bu 6, bu da 1. Bu şekilde bu tamamlandı. Şimdi yaktığım zaman yanacak Allah'ın izniyle. Burayı da normal bir şekilde toplayacağım. Ama Allah'ın izniyle ilerleyen günlerde şurada nasıl bir kablo var, tesisat bağlantısı var, bir bütün. Aynı o şekilde yapacağız bunların hepsini. Şuradaki Clemens olayını tamamen çözeceğim. Kendime göre bir proje yapacağım. Ondan sonra Allah'ın izniyle görüşeceğiz. Evet, şimdi kadar anı diyelim. Park ampullerimizi yakalım. Park ampullerimizi yaktık. Tuşumuz en sağdaydı. Basıyorum. Bum. Evet, çok güzel olmuş. Maşallah, ellerimize sağlık. Bayağı güzel olmuş yani. Hani güzel oluyor, resimlerde görüyordum ama bu kadar acayip derecede güzel olacağını da tahmin etmiyordum doğrusu. Normal insan gözü olduğundan biz buradaki bütün eşyaları ayırt edebiliyoruz. Fakat kameradaki lens açısı ve belli bir piksele sahip olduğundan dolayı buralar komple maviymiş gibi de gözükebiliyor. Ona da aldanmayın derim. Kapatalım. Bu projemizi tamamladık. Bu da tamamlandı Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse ilerleyen en kısa zamandaki videoda bakınız buradaki bağlantıyı tamamen kaldıracağım. Burayla ilgili çok güzel bir çalışmam var. Onu planlıyorum. Onu da projemi Allah'ın izniyle sizlere göstereceğim. Burada normal bir şekilde tamamlanacak, kapanacak. Videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Kıymetli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz gibi elimizden geldiği kadar anlattık, anlatmaya çalıştık. Bu videoyu da bu şekilde tamamladık inşallah. Ayak altı dediğini nasıl yapacağımızı, nasıl yapmamız gerektiğini anlattık. İnşallah yararlı olmuşuzdur. Allah nasip ederse videoların devamı gelecektir. Birçok projemiz mevcut. Allah nasip ederse imkanımız olursa yakın zamanda, yaklaşık 2 ay içerisinde inşallah LPG Meter ile ilgili de bir projemiz olacaktır. Bunu da planlıyoruz. Tabi hepsi imkan dahilinde, fırsat dahilinde ve zaman dahilinde olduğundan dolayı her şey bir günde veya kısa zamanda olmuyor. Zamanla oluyor. İnşallah elimizden geldiği kadar yapacağız. Sizlere de göstereceğiz. Sizlerin de yapmasını sağlayacağız inşallah. Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.